Orhan Uğuroğlu 30 Temmuz 2021 Yeni Çağ Saraya 8 uçak, orman yangınlarına 2 uçak. AKP iktidarının şatapat içinde yaşaması için İstanbul'da emirlerinde olan padişahların tarihi süper sarayları yetmedi. Başkentte yapılan 1350 odalı süper lüks ama imarsız kaçak sarayın yanı sıra Ağlat ve Göcek'te de saraylar yapıldı. Bu şatafatlı süper lükse yaşamların sağlanabilmesi için onlarca uçak, helikopter, zırhlı araçlardan oluşan ulaşımını sağlayacak filolar oluşturuldu. Bakanlar her ile özel uçaklarıyla gitmeye, kamu kurum ve kuruluşlarının uçaklarını makam uçakları olarak kullanmaya başladılar. Yazlıklarına hızla ulaşabilmek için, evlerinin yakınlarındaki yeşil alanları katledip helikopter pistleri yaptırdılar. İtibar sözünün arkasına sığınarak, savurganlıkları, görgüsüzlükleriyle birleşince sayıları bilinmeyen danışmanlarla çalışmalarını sürdürdüler. Neden? Çünkü 16 Nisan referandumuyla hesap sorulabilen parlamenter rejimi değiştirdiler. Hesap sorulamayan, hatta ömür boyu kendilerine dokunulmazlıklar sağlayan tek adam rejimi oluşturdular. Millet fakru zaruret içinde geçim sıkıntısı yaşarken onlar ihtişamlı yaşamlarını hiç utanmadan sürdürmeye devam ettiler. Türkiye yanıyor. Orman yangınları Ege ve Akdeniz bölgelerindeki cennet ormanlarımızı cehenneme çevirmekle kalmadı, köyleri, mahalleleri de sardı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iki uçak, bir İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel ve 30 su ikmal aracı görev yapıyor dedi. Cumhurbaşkanlığına ait uçak sayısını soran CHP milletvekili Utku Çakır üzere Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay şöyle yanıt verdi: Cumhurbaşkanlığına kayıtlı 8 uçak var. AKP Konya milletvekili Orhan Erdem bu uçakların eleştirilmesi üzerine şöyle dedi: Konuşuyorsun yok uçaktı yok bilmem ne. 3 tane 50 milyon dolarlık uçaktan bahsediyoruz. Abartıldığını düşünüyorum. Gazeteci kökenli değerli kardeşim CHP'li Utku Çakırözer de şöyle yanıt verdi ülkemiz ekonomik kriz ve salgınla mücadele ederken bir kişinin kullanımında 8 uçağın bulunması israftır lükstür savurganlıktır 8 uçak sadece cumhurbaşkanına tahsisli bulunurken bakanlıklar genelkurmay ve emniyete ait vip uçaklarla birlikte bu sayı 15 16'ları buluyor türkiye dünyanın en fazla vip uçağına sahip ülkesi bu uçak filosunun bakımı için de milyonlarca dolar harcanıyor Türkiye'nin cennet ormanları cayır cayır yanıyor ve maalesef Bakan Pakdemir'le açıklıyor. 2 uçak, 19 helikopter. Sadece sarayın emrinde 8 uçak. Ormanlarının yanışını seyreden Türkiye mi itibarlı? Saraydaki bir kişinin emrinde her biri 50 milyon dolarlık 3 uçakla toplamda 8 uçak olan Türkiye mi itibarlı? Cumhurbaşkanı itibarlı olsun ama ormanlarımız hatta köylerimiz, kentlerimiz yanarsa yansın mı? Allah korkusu yok mu sizde? Vicdanlarınız hiç mi rahatsız olmuyor? O uçakların kapısından adım atarken gözlerinizin önüne cehennem ateşini andıran orman yangınları hiç mi gelmiyor? Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Hayatlarını kaybeden insanlarımıza günah değil mi? Ormanlarımızda yanan hayvancıklar can değil mi? Mal varlıklarını, evlerini, barklarını kaybeden insanlarımıza yazık değil mi? Suriyeli sığınmacılar kadar değeri yok mu ormanlarımızın, canlarımızın? 80 milyar doları sığınmacılara harcayan Türkiye, her yıl yanan ormanlarını koruyabilmek için sadece 2 uçak ve 19 helikopter kiralıyor. Daha fazla sayıda kiralamak için devletin parası yok mu? Neden aracılarla yangın söndürme filosu için kiralama yapılıyor? Neden askeri helikopter helikopterlere takılıp çıkartılabilen su taşıma kovaları takılamıyor. 2021 rakamlarına göre Türk Silahlı Kuvvetlerimizde 537 uçak ve 78 helikopter var. Bunları projelendirecek Türk mühendislerimiz yok mu? Cumhurbaşkanına 8 uçak alan Türkiye'nin tek bir yangın söndürme uçağı olmaması çok acı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki sarayın uçaklarını satacağım. Ben de Kılıçdaroğlu'na diyorum ki sattığın uçakların gelirini ekleyerek yeterli sayıda yangın söndürme uçakları ve helikopterleri almalısın.